Kaybetmemiz üzerinden bizden tam 2 yıl geçti. İnanın ki bedenleriyle burada olmasalar da akıllarıyla, fikirleriyle, yürekleriyle, çabasıyla Erhit ölümsüzdür! Yenilmez! Hadi! Var olmaz! Adetçiler yenilmez! Tayyip Kötü! Hurra! Tayyip Kötü! Ali Faik ölümsüzdür! Ali Faik ölümsüzdür! Ali Faik ölümsüzdür! Acımız çok büyük. Bundan 2 sene önce yaşamıştık bu acıyı. Tayyip Başkan ve Ali Faik'in içeri kaybettik. Acısı her zaman tazedir bizim için. Bağımsız Madeni Sendikası buradaki 301 kardeşimizin şehit olmasıyla Bağımsız Madeni Sendikası kuruldu. Bağımsız Madeni Sendikası kurulduktan sonra çok mücadeleler yaptık. Halen de mücadelelere devam ediyoruz. Sendikamız onların çizdiği yolda yürüyecek. Bir işçi bin işçi olmalı, bin işçi bir işçi olmalı. Bunu olmadığımız sürece elbette biz konuşmalar yapabiliriz, hiçbir zaman başarılı olamayız. Soma'daki madenlere sesleniyorum burada. Biraz önce de seslenmiştim, daha önce de seslenmiştim. Yine sesleniyorum, Bağımsız Maden Sendikası olarak. Bizim bütün şirketlerde üyelerimiz var. Biz korkuyoruz. Şu anda bize iş yerlerinde üyelerimiz telefon açıyor. Öbür sendikalara da, öbür şirketlerde de ki müdürlere de söyleniyor aslında. 2014'teki facia aynı şekilde olacak diye korkuyoruz. Bağımsız Madeni Sendikası olarak biz bunlardan çok korkuyoruz. Çünkü işçiler şu anda iş yerlerinde gazların çok aşırı derecede olduğunu, iş yerlerinde baskının çok olduğunu, mobbingin çok olduğunu bizlere işçiler anlatıyor. Biz diyor ki bir işçinin çocuğu yetim kalmasın, bir aile öksüz kalmasın. Biz bunun için mücadele ediyoruz. Mücadelemiz devam edecek. Sadece biz şunu söylemeye çalışıyoruz. Korkuyoruz. Elbette sendikacılık çok ağır bir meslektir. Biz maddiye bakmayız. Biz maneviyete bakıyız. Ama öbür sendikalar, mevcut sendikalar şu anda maddiye bakıyorlar. Sadece işçiden aidat geliyor. İşçiden aidata bakıyorlar. Başka da işçinin derdini dinlemiyorlar. İşverenler de şu da bir gerçek, 301 öldü, madenler kapanmadı. Bir maden daha açıldı. Bir Hasan öldü, Hüseyin geldi. Hüseyin öldü, Ali geldi. İşverenlere bunlar önemli değildir ama sendikalara Ali değerlidir. Osman değerlidir, Hüseyin değerlidir. Öldürmeyelim, öldürmeyelim, öldürmeyelim. Kardeşlerimize sahip çıkalım. Aidatına bu işler yürümüyor. Sendikacının görevi nedir? İşçisini savunmaktır. İşçisinin anayasasını, işçisinin kanununu, işçisinin hakkını savunmaktır. İşverenle aynı masada oturamaz sendikacı. Dört bir tarafı cennet vatan diyorlar. Ulan bu cenneti bu memleketin insanı göremiyor. Gidemiyor, alışveriş satın alamıyor, harcayamıyor, tüketemiyor. Ancak bir ailede dört kişi, beş kişi çalışıp ancak karın doyurabiliyor. Dolayısıyla bizi ne istiyorlar? Diyorlar ki, Tahir'in çocuğu, Ali Faik'in kardeşi, Adem'in çocuğu, bunlar diyorlar bizim gelecekte holdinglerimizde, madenlerimizde köle olsunlar diyor. Köle olalım istiyorlar. Biz de diyoruz ki hayır kardeşim, biz bu toplumun çoğunluğuyuz. Her şeyi biz üretiyoruz ve yönetme işine biz talip istiyoruz. Ve biz bunu yapmak üzere yaptığımız adımı, her attığımız adımı buna göre atıyoruz. 15 bin madencinin senede 200-250 bin lira almasının önüne geçiyoruz. Biz 7500 tazminat aldırdık. Burada promosyon ücreti nedir diye bilmezdi madenci. Şimdi hepsi promosyon ücreti alıyor bütün madenlerde. Bağıra bağıra, mücadele ede ede, herkesle konuşa konuşa, birlik oluştura oluştura yaptırdık. Hafta tatilleri, ceza sistemini, burada toplu sözleşme göreviniz varsa, toplu sözleşme 100 sayfadır. Toplu sözleşmenin 97 sayfası disiplin cezalarıdır. 3 sayfası hakları içerir sadece. 97 sayfalık ceza, yani işçinin yövmiyesine çökme, uyduruk gerekçelerle işçiye ceza yazdırma, 3 yövmiyesine, 4 yövmiyesine, aylığına çökme. İnsan kaynakları departmanları, muhasebe departmanları, hem istihbarat servisi gibi
hem de işçinin hakkını çalma servisi gibi çalışıyorlar. Bu sendikayı kurarken 3 işletmeyle kurduk. Şu an 79 tane işletmede üyemiz var. Bunların 50'sinde komitemiz var. Kes bu yerellerle bu tezgahın içinde. Gidin Erzincan İliç'te de böyle, Divriğinde de böyle, Soma'da da böyle, Gebze'de de, Çerkezköy'de de böyle. Herkes bu tezgahtan nemalanıyor. Ama herkes bu toplumun başına basıyor. Ali Faik'in babası Ramazan İnter'i toprağın altına gönderen bu ilişki. 301'i gönderen bu ilişki. Baktım içeride sanki bir sevinç var. Sanki yücelme var. Ne mutlu. Ben şuna lafını duyuyorum. Tayyip evladım benim bir çobandı. Çobanlıktan madenciliğe başladı. Madencilikten devam ederek de mücadele ederek de başkanlığa mücadele etti. Bir kişiyle sendikayı kurdu. Bu duruma getirdi. Tüm yoldaşlarından tek beklediğim şey şuydu. Azimle, güvenle sonsuza kadar bu yolu devam ettirmeye bunun huzurunda söz versinler ki bunu devam ettirelim. Burada başka söyleyeceğim bir şey yok. Sizden size hepinize de teşekkür ederim.